ikinci MHP mi olacak sorusu hala önümüzde duruyor. Ancak bu sorudan rahatsız olunduğunu ve bu imajdan rahatsız olunduğunu anlamak çok mümkün. Dolayısıyla tüm merkez sağa yönelik isimler zikrediliyor. Menderes, yani Menderes'in ve Türkeş'in peş peşe zikredilmesi zaten anakronik bir durum, ama böyle birisi 27 Mayıs darbecisi, birisi 27 Mayıs'ta kaybeden kişi, ama Türk sağının da böyle bir garip bir kaderi var. Özal zikrediliyor, Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu zikrediliyor. Buradan bir merkez sağ parti çıkar mı? Nasıl bir merkez sağ parti çıkar? Çıkabilir, ama daha çok bu Özal dönemindeki gibi yenilikçi bir ANAP'tan ziyade daha çok Doğru Yol Partisi, Demirel'in Doğru Yol Partisi gibi, ki şimdi Özal ve Doğru Yol Partisi falan diyorum ama izleyicilerin bir kısmı belki o yılları bilmiyor olabilirler yaşları itibariyle, ama Türkiye'de gerçekten 12 Eylül askeri darbesinin ardından sağda iki arayış öne çıkmıştı. Bir, eski çizgiyi o güne taşımak isteyen Demirel'in hareketi, bir de Özal'ın 4 Eylül'ü birleştiriyoruz iddiasıyla yeni bir sağcılığı taşımasıydı, ki orada güçlü bir muhafazakarlık ayağı vardı. Bu harekette muhafazakarlığın çok güçlü bir şekilde gözüktüğünü söylemek mümkün değil. Refah'tan, refah geleneğinden kişiler olsa da çok güçlü olduğu söylenemez. Özal mesela işte 4 Eylül diyordu. 4 Eylül derken Türk milliyetçisi, muhafazakar, sosyal demokrat ve liberalleri birleştirme iddiasındaydı. Burada daha çok Türk milliyetçisi ağırlığı var. Liberal olarak söylenebilecek kişi varsa da çok fazla öne çıkmış isimler yok. Dolayısıyla burası bir sanki MHP Doğru Yol Partisi arasında bir yerde ilk günden böyle bir hava var. Bunu aşabilir mi? Aşabilir, ama programa baktığımızda bunun aşılması konusunda çok ciddi engeller olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bence en önemli mesele, ki bu partinin en önemli aşmazı olacağı belli olan husus Kürt meselesi, Kürt sorunu.